Bu aşağıdaki büyük ölçüdeki akıntı üzerinde bulunan kabuğu birlikte sürüklemekte. Bu kıta kıta çarpışması dediğimiz bir büyük jeolojik olay nedeniyle Arap blokunun üzerinde bulunduğu güneydeki daha büyük kıta, Afrika kıtası diyelim. İşte yaklaşık 20 milyon yıl önce kuzeye doğru hareketiyle gelip Anadolu bloku dediğimiz, Anadolu Erce dediğimiz kıtaya çarpıyor. Önceden çarpmadan önce arada bir deniz var. Bir Tetis denizi dediğimiz. O deniz aradan kalkıyor. İki kara kütlesi birbirine böyle çarpıyor. Bu çarpışmanın bir nedeni olarak da, sonucu olarak da işte Kuzey Anadolu Fayı oluşuyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu Fayı da oluşuyor. İki fay arasında Anadolu kütlesi batıya doğru hareket ediyor. Birisi aşağıdan böyle itince yukarıdan bir çatlak oluyor. Bir de doğusundan var. İki kayma çizgisi, iki fay arasında blok batıya doğru kayıyor. İhsan Hoca, Kuzey Anadolu fay hattını sizin keşfettiğiniz söyleniyor. Bize anlatır mısınız, nasıl oldu? Evet, keşif sözü bir parça büyük söz oldu. Keşiften daha çok ben bu Kuzey Anadolu fayını birbirini izleyen, 1939'dan beri birbirini izleyen deremleri arazi üzerinde inceledim. Ve bu incelemeler sonunda burada böyle bir fay zonu olduğunu görerek buna yeni bir ad verdim, daha çok isim verdim. Böylece keşiften çok bir fayın isim babası gibi bir şey oldum. Aslında fayın bir keşfi, kaşifi bizzat depremlerin kendisi oldu. Yani orada bu depremler olmasaydı, şimdiye kadar da olmasaydı, böyle bir Kuzey Anadolu fayı bir konu da belki olmayacaktı.